bu türden konuşmaların kesilip biçilip montajlaşmış, montajlanmış olabileceğini iddia ediyor. Ve aynı zamanda Turgay Kocakaya beni bugün aradı bize yayınımızdan sonra. O da diyor ki ee, biz işte onun o bizi o iş adamlarına o yönlendirdi diyor. Yokan Zan yönlendirdi. Önce sponsorluk için bir iş adamına yönlendirdi. Oradan eli boş döndük. Sonra AK Partililere de bizi o yönlendirdi diyor. Ben de işte amcamın oğlunun bağlantıları vardı. Onunla beraber gittim. Ancak ses kaydından farklı bir tabloyu anlatıyor o da. O da şöyle diyor aslında ben dedim ki ya siz AK Partili binasındayım diyorsunuz kayıtta. Orası AK Partili binası değil AK Partililerin bulunduğu bir villaydı diyor. Ee, ama siz telefon tuvalette konuşuyorum diyorsunuz dedim. Hayır ben arabadaydım diyor. Ee, o konuşmayı yaparken çünkü kuzenim öyle söylememi istemişti. Ee, ama dedim pazarını siz yürütüyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. O da diyor ki ben yürütmüyorum aslında kuzenim yürütüyor. Kuzenim bana söylüyor. Ben konuşuyordum. Tamamen kuzenim istediği için öyle davrandım. Diyor. Ve sonuçta biz biz ona, Gökhan zana artık bu işleri bırak. Bu tip pazarlıklara girme dedik. Dinletemedik. Sonra ben e, bu yüzden bıraktım, gittim ve en son beni tehdit etmeye başladı diye devam ediyor. Bu arada Turgay Kocakaya da öyle saklı, saklı biri değil Twitter'da halen tweet atmaya devam ediyor. Bugün beni aradığında Hatay'dayım diyordu. Şimdi burada da Turgay Kocakaya aslında muammalar var. Birincisi, AK Parti il binasında değilseniz neden AK Parti il binasındayım dediniz? Kendiniz pazarlık yapmış gibi konuşuyorsunuz. Halbuki bana söylediğinde kuzenim pazarlık yapıyor. Tuvaletteyim diyorsunuz, arabada olduğunu söylüyorsunuz. Orada da iza muhtaç taraflar var. işte burada iki ihtimal olabilir. Birincisi yok Zan Gerçekten bu kişiler üzerinden işte sponsorluk ya da yardım arayışında olabilir. Bir pazarlık içine girmiş olabilir. Bir ihtimale göre. Öyledir demiyorum. Olabilir. Ki Turgay Kocakaya öyle söylüyor. İşte ben artık madden tükendim. Kendimi sürdüremiyorum. Böyle giderse çekilirim. Çekilmemem için bunlar bana bağlantı bulun dediğini iddia ediyor. İkinci de şu olabilir. Gökhan Zan Turgay Kocakaya tarafından tuzağa düşürülmüş olabilir. Bu da şu şekilde olmuş olabilir. Ee, aslında bir tür e, şey, seçiler zaman vakası gibi, hani nasıl orada insanlar parayı bankaya yatırıyorum deyip seçiler zaman yatırmışlarsa, burada da eğer öyleyse olabilir yani, e, eğer öyleyse e, yani e, kişiler, bu kişiler AK Parti ile görüştük intibası yaratarak e, şeyi, e, Gökhan Zan'ı, Tuzağı düşürmüş de olabilirler. Böyle bir ihtimal de olabilir. Dolayısıyla üçüncüsü de ne olabilir? Sesler tamamen montajdır. Tamamen kumpastır. Bu üç ihtimal olabilir. Ben bu arada tabii o görüşmede iki AK Partili'den söz ediliyor. AK Parti milletvekili Adem Yeşildal Hatay milletvekili ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Öntürk. Adem Yeşildal'la görüştüm. Kesinlikle böyle bir görüşmenin olmadığını, AK Partili binasına hiç kimsenin gelmediğini, ne Yokan Zan'la ne Yokan Zan adına herhangi biriyle görüştüğünü, bunun ahlaksızlık ve namussuzluk olduğunu, zaten Hatay'da buna ihtiyaç bile duymayacaklarını söylüyor ve o bu komplonun, bunun bir komplo olduğunu ve bu komplonun arkasında Lütfü Savaş'ın olduğunu iddia ediyor. Gerçi Yokan Zan da Lütfü Savaş imasında bulunuyor ve bunun arkasında onun olacağını ifade ediyor. Ben aynı zamanda tiplilerle konuştum. Hem Erkan Baş'la hem de başka tip yöneticilerle. Ee, onlar da diyorlar ki e, biz kend, yani biz bu kayıtları kendisinin önüne koyduk. Kendisi bize e, bunun montaj olduğunu söyledi, Deepfake olduğunu söyledi. Fakat kayıtlar videolu kayıtlar yani sadece ses kaydı değil video görüntü, de var. görüntü var. Dolayısıyla e, bize bu ikna edici gelmedi. Onun belli maddi ilişki belli ilişkiler problemli ilişkiler kurduğunu ve bu ilişkilerin bir ayağında maddi menfaat olabileceğini söylüyorlar. Mesela tiplilerle yaptığı görüşmelerde eğer kazanamazsa geleceğe dair tasarrufların olabileceğinden söz etmiş. Yani herhalde böyle ifadeler kurmuş. Bu nedenle tip oluşan bu şaiye altından kalkamayacağını düşünerek adaylığını geri çekmiş. Fakat onlar geri çektik deseler de seçim yasak yani yasalar nedeniyle yok zam aday olmaya devam edecek. Tipin adayı olarak devam edecek ve Hatay'da seçim gününe kadar sahada olacak. O da öyle söylüyor. Bu şantaja boyun eğmeyeceğim ve geri adım atmayacağım diyor. Hadisenin aşağı yukarı bütün tarafları bunlar. Bir tek Lütfü Savaş'la konuşamadı. O da artık vakit kalmadı. Ama bugün gün içerisinde yayınımızda Gökhan Zan'ın onunla ilgili ağır ifadeleri var. Yanıtlanmaya muhtaç. Yine Adem Yeşildal'ın Hatay Milletvekili Adem Yeşildan'ın ithamları var. Benim duyduğum kadarıyla bu ses kayıtları Hatay'da 10 gündür dolaşıyor. Ee, gittiği yerlerden biri de e, Lütfü Savaş'a yakın insanlar. Öyle öğrendim. Yani e, bu ses kayıtları çoğalmış. Tiplilere de gitmiş. E, Lütfü Savaş'a da gitmiş. Başkalarına da gitmiş. Bir Birkaç zamandır biliniyor. Geçenlerde gazeteci Erk Acerer sosyal medyada, Twitter'da e, şunu yazmıştı. E, i̇şte Lütfü Savaş adına birilerinin kendisine ulaşarak bir para karşılığında rakipleri aleyhine bir ses kaydını yayınlatmasını istemişler. Herhalde o bu kayıt. Öyle anlıyoruz. şimdi tabi bu bir siyasi skandal halini aldı ve büyüyor. E, Gökhan Zan ısrarla montaj ve kumpas diyor. Bu ihtimali dışlıyor değilim. Ancak bu ihtimal bu ihtimali bu ihtimalin de ispatla muhtaç tarafları var. Ve hem bir savcılık incelemesinin yapılması gerekir. E, somut bir hükme varabilmek için hem de e, yani bu ilişki ağlarını iyi açıklaması gerekir çünkü Turgay Kocakaya adı verilen bu kişi e, bir buçuk yıldır en azından 15 aydır e, temas halindeymiş e, 15 ay değil mi 13 aydır e, Gökhan Zavla temas halindeymiş yakın ilişki kurmuşlar uzun bir süre siyasi çalışmalarda yani belediye başkanı olarak ortaya çıktan sonra da beraber çalışma yürütmüşler. Dolayısıyla bu kadar yakınında olan bir kişiden söz ediyoruz. Ve ee, yani her ne kadar fake ve montaj dese de belli başlı görüşmelerin eklenip biçildiğinden de bahsediyor. O halde bazı konuşmalar olmuş öyle anlaşılıyor. Ve neden suç bulunmak için önceki akşamı bekledi. O ki tehdit ediliyordu. Ee, o ki tehdit daha önce davranabilirdi. Vaziyet bu şekilde. Yani ee, bu montaj iddiasının her iki taraftan açıklanmaya ihtiyacı var.